Şimdi herkesin bildiği üzere 16.09.2022 tarihinde İran'da ahlak polisi tarafından saçı göründüğü gerekçe gösterilerek Mahsa Amini katledildi ve bu tüm dünyada esasında bir kadın devrimine, başta İran olmak üzere bir kadın devrimi yaşandı. Bu devrimlerde de Jinjiyan azadi ve bizi zorla kendi cennetinize götüremezsin diyerek esasında bunun tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğu belirtildi. Şimdi Mahsa Amini'nin katledildiği gün Mardin Dar Geçit'te yani 16.09.2022 tarihinde yine Pakistan Demir birlikte yaşadığı erkek tarafından saçı göründü diyerek 49 bıçak darbesiyle katledildim. Şimdi Pakistan'ın davasında hukuki sürece baktığımız zaman esasında en baştan beri faili aklamaya yönelik, mahkemenin faili aklamaya yönelik usul işlemlerini yaptığını görüyoruz. İlk başta fail daha mahkeme faille hiçbir temas kurmadan ve tamamen CMK'ya aykırı bir şekilde akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti yönünde gözlem altına alındı. Gözlem altına alınma kararı tamamen usule aykırı bir şekilde yapıldı. Tamamen mahkeme daha sanığı dahi dinlemeden, sanıkla hiçbir temas kurmadan uzmanlık yani bir doktor önerisi almadan psikiyatri servisine sevk edilerek kendisi hakkında akıl sağlığı yani bir rapor aldırılmak isteniyor ve bu şekilde faili aklamaya ve dosyayı cezasız bırakmaya yönelik işlemler yapıyor. Yine bunlardan başka bir usulsüzlük daha da aslında olayı birebir şahit olmuş tüm tanıkların esasında esas mahkemece dinlenilmesi gerekirken talimat yoluyla dar geçitte dinlenmesi. Bu minvalde zaten hem CMK'ya aykırı hem uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde dosya bu şekilde kapatılmaya çalışılıyor. Yine iddianamede de şundan bahsediyor. İddianame hazırlanırken esasında bu olayın ani gelişen bir olay olduğu, dolayısıyla tasarlamanın olmadığı ve canavarca hisse işlenen bir suç olmadığı söyleniyor. Şimdi Pakistan Demir 49 bıçak darbesiyle katledildi ve tüm bıçak darbeleri esasında göğüsten yukarı ve tamamen yaşam fonksiyonlarını etkileyecek bölgelere denk gelmiş olmasına rağmen canavarca hisle işlenmediği söyleniyor. Yine aynı şekilde ani gelişen bir olay olduğu ve bundan da tasarlamadan bahsedilemeyeceği söyleniyor. Ancak şimdi tasarlamadan bahsedebilmek için Pakistan'ın katledilmeden önce yaşanan şiddet silsilesine bakmak gerekiyor. Nitekim Pakistan iki defa sığınma evine başvurmuş ve sığınma evinde kalmış, boşanma davası açmış, Dar Geçit Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık tarafından işlenen şiddet dosyaları görünüyor. Yine 62-84 sayılı kanun uyarınca lehine koruma kararları verilmiş. Yani bu şiddet silsilesi ortadayken iddianamede tasarlamadan bahsedilmemesinin ve tasarlanarak işlenen bir cinayetin olmadığı söylenmesi abesle iştigaldir. Nitekim zaten aslında Pakistan yargının pasifliği, devletin hareketsiz kalması, yaşam hakkı bağlamında pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı katledildi. Pakistan şiddet gördüğü zaman mahkemeye başvurduğunda, şikayet ettiğinde failin yargılanmaması, yine 62-84 sayılı yasa uyarınca lehine karar verilmesine, koruma kararı verilmesine rağmen bu kararların tam uygulanmaması nedeniyle esasında Pakistan katledildi. Yani tüm bunlar ortadayken iddianamede tasarlamadan ve canavarca hisse katletmeden, öldürmeden bahsedilmemesi esasında faili yine cezasız bırakmaya ve faili aklamaya yönelik bir durumdur. Şimdi Pakistan'ın duruşması 22 Aralık saat 9'da Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tüm bu anlatılanlar karşısında Pakistan'ı katleden erkeğin cezasız bırakılmaması için, erkek adalet değil, gerçek adaletin sağlanabilmesi için tüm kadınları duruşmaya çağırıyoruz.